Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, fonksiyonlara gümbür gümbür, gümbür gümbür devam ediyoruz. Evet, bundan önceki videolarımızda ne yaptık? Çok önemli olan fonksiyonun tanımı manımı, fonksiyonda değer hesaplamalarla ilgili karşımıza gelebilecek soru kalıplarına baktık. Ve özellikle bundan önce bir saat küsür dakikalık böyle bir videomuz var. Efsane sorular çözdük, efsane sorular çözdük. O soruların hepsine bıyık, yıldız, malız bir şeyler yapıp arada dönüp arada dönüp onları tekrar edeceksin dedik. Çok önemliydi oralar. Şimdi nereye geldik? Nereye geldik? Böyle 61. soru civarlarına geldik. Fonksiyonlarda işlemler yapacağız. Ondan sonra fonksiyonların özelliklerine başlayacağız. İşte birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyon gibi sonra fonksiyon çeşitleri, meşitleri böyle akarak 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 ilerleyeceğiz. Çok detaylı anlatacağım. En temelden en tepeye diyoruz. Taktiğimizi değiştirmiyoruz ve ve fonksiyon yapamayacak kalmayacak diyoruz tamam mı? İki net TYT, iki net AYT mutlaka geliyor. Hadi cephe atıyoruz onları. Hadi şimdi şöyle 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 bir geçiş yapalım. Şimdi fonksiyonlarda işlemlerde öncelikle şu kavramları gördüğünüzde ne olduğunu bir anlamanız gerekiyor. Bakın mantığını da anlatacağım. Bakın bileşke fonksiyonuyla falan karıştırmayın. Şöyle bir şey gördüğünüzde f artı veya eksi gx gördüğünüzde hemen bunu şu şekilde yazmanız lazım. Hocam bu fx aradaki işaret artıysa artı, eksi ise eksi gx demektir. Bir kere bu gösterim toplama ve çıkarma işlemidir. Unutma. Gördüğünde hemen fx veya artı eksi gx'e ayıracaksın. Buraya bak. Aralarına ne koymuş? Çarpı. O zaman bunu gördüğünde hemen diyeceksin ki bu fx ile GX'in mıdır diyeceksin. Hemen arada bölü varsa bu da FX bölü GX'dir. Tabi GX sıfırdan farklı olmak şartıyla. Niye? GX sıfır olursa çünkü ne olur tanımsız olur. Şimdi bunun şurasında bir hikaye kısmı var. Orası nedir şimdi onu anlatalım. Şimdi bakın F fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlanmış. G fonksiyonu da B'den reel sayılara tanımlanmış. Şimdi sana şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi F fonksiyonun içerisinde Şöyle bir şey olsun mesela. f 1'i 3'e eşlesin. Sonra 2'yi 4'e eşlesin. Sonra 3'ü 7'ye eşlesin. Şimdi böyle bir şey verdim. f fonksiyonun tanım kümesini söyle bana. İlk elemanlar tanım kümesiydi değil mi? f fonksiyonun tanım kümesi 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. Bakın tanım kümesi 1 2, 3. Ne bilgisi var burada? Şuradaki bilgim F1'in kaç olduğu bilgisi 3. Bu bilgim ne bilgisi? F2'nin 4 olduğu bilgisi. Bu bilgim ne bilgisi? F3'ün 7 olduğu bilgisi. Şimdi bir de G tanımlıyorum sana. Dikkat et. Şimdi G dedim. Öyle ki açtım parantezimi. Dedim ki G de 1 işte 6'ya gitsin. Sonra işte 2 9'a gitsin. Sonra dedim ki 5 eksi 3'e gitsin dedim. Şimdi çok dikkat et. Şimdi bunlarda f ile g'yi toplama işlemine sokacağımızı düşünelim. Şimdi bana g fonksiyonunun da tanım kümesini söyle. Ne tanım kümesi? 1, 2 ve 5. Bakın 1, 2 ve 5. O zaman ben f ile g'yi toplamak istiyorsam sadece tanım kümesinin ortak elemanlarında toplama yapabilirim. Bakın burada üçlü bir eleman var ama burada yok. Yani şu 3 7 değeriyle bunlara bir şey yapamayacağım. Kim nerede toplama yapabilirim sadece? Ortak olanlarda. Tamam mı? İşte burada diyoruz ki biz bu toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri yapabilmek için önce bunun tanım kümesiyle bunun tanım kümesinin kesişim kümesini almalıyız. Nedir kesişim kümesi? 1 2. O zaman mesela F ile G'yi toplamaya sokalım şimdi. F ile G'yi toplamaya sokacaksak ortak elemanlarda toplamaya sokabiliyoruz sadece. Yani bir için toplayabiliyorum bunları. Bir de ne için toplayabiliyorum? İki için. Başka toplayabileceğim bir eleman yok. Şimdi sonuçları ne olacak arkadaşlar? Bakın bir için bu üç olmuş. Bu 6 olmuş 3 ile 6'yı toplayacağım buraya 9 yazacağım. 2 için bu 4 olmuş bu 9 olmuş toplayacağım 13 yazacağım. Çarpmaysa çarpacağız. Bölmeyse böleceğiz ama kim için işlem yapabiliyoruz? Tanım kümesindeki ortak elemanlar için. Zaten ortak olmayanlar için tamam bunda F3 var. Bunda G3 var mı? Yok. Nasıl toplayacağım ki? O zaman önce ne yapıyorum? Bu tanım kümelerinin kesişimlerinde bu işlemleri yapabileceğimizi kafamıza çakalım. Ne demek olduğunu da görelim. Şimdi bakalım bir örneğimiz var. Şimdi örneğe baktığımda f fonksiyonu nereden nereye tanımlamış? R'den R'ye. G'yi de R'den R'ye tanımlamış. O zaman tanım kümeleri aynı olduğu için bunları her yerde toplayabilirim. Her yerde çıkarabilirim. Her yerde çarpar, her yerde bölerim. Bak şimdi sana neyi sormuş? Şunun ne demek olduğunu söyle bana. Ne demek bu? Fx artı Gx hocam demek. Fx ile Gx'i yan yana yazacaksın toplayacaksın. Fx neye eşit? 3x eksi 4'e eşit. Gx neye eşit? 2x kare artı 1 eşit. Tek yapmam gereken şey düzenlemek. Önce kareliği yazdım 2x kare. Sonra burada ne var arkadaşlar? Artı 3x var. Şu eksi 4 ile artı 1 topladığım zaman eksi 3 oldu. Bak bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi f eksi g istiyorsa ne demek bu? fx fonksiyonundan şuradaki gx fonksiyonu ne yap diyor çıkar. Eksiyi koy parantez yapıp içeri ne yapacağım dağıtacağım. fx'i yazıyorum fx'im 3x-4 eksi araya eksiyi koydum buna parantezi koydum ki o eksiyi içeri ne yapacağım dağıtacağım. Ne oldu o zaman burası 3x-4 eksi oldu eksiyi dağıttım eksi 2x kare eksi 1. Tek yapman gereken şey ondan sonra düzenlemek. Şununla şunu düzenliyorsun. Eksi 5 oluyor. Yazıyorsun bitiyor. Devam edelim şimdi. Bakın çarpma. Uzun uzun çarpmayacağım. fx ile gx'i ne yap diyor bu çarp. fx çarpı gx demek hocam. Bu tamam. fx'in ne olduğunu biliyorum. 3x eksi 4 olduğunu biliyorum. Araya çarpıyı koydum. gx'in 2x kare artı 1 olduğunu buldum. İşte cevabı bulmak istiyorsan dağıtacaksın ama gerek yok. Fonksiyonlarda bize değer hesaplatacağı için değerleri oracıklarda yerlerine yazarız sonra çarparız. f bölü g'yi istiyor bakın bu ne demek fx'i gx'e ne yapın diyor bölün kardeşim diyor. fx'i biliyorum ben fx'im neye eşit 3x eksi 4'e eşit. Gx'im neye eşit? 2x kare artı 1 işte bölüm fonksiyonunda bulmuş oldum. Devam edelim şimdi bakın. Şöyle yukarı kaldırdım. Burada diyor ki dikkat et buraya. Kardeşim diyor f'i 2 ile çarp diyor bak. 2 ile fx'i çarp diyor. Tamam mı? Sonra ne diyor? gx'i artı 3 de çarp diyor. Artı 3 gx'i de çarp. Ondan sonra işlemini yap diyor. Hadi yapalım. 2 çarpı fx. fx dediğimiz 3x eksi 4'tü yazdım yerine. Artı 3 çarpı gx dediğim neydi? 2x kare artı 1'di. Geri kalan sadece düzenleme. Şöyle kalemimin rengini değiştireyim düzenleyeyim. İçeri dağıttım buradan 6x geldi. İçeri dağıttım buradan eksi 8 geldi. İçeri dağıttım artı 3x kare geldi. İçeri dağıttım artı 3 geldi. Düzenle şimdi ne geldi? 3x karemiz var x'de olarak artı 6 x'imiz var. Sayılarımıza baktığımız zaman eksi 8 artı 3'ten sayılarımızın toplamı da ne yaptı? Eksi 5 yapmış oldu. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi asıl önemli kısmıma geliyorum. Asıl önemli kısmım şu. Şimdi böyle bir şey karşına çıktığında ne diyor bize? 2 yazmış hocam. Şimdi isteyen şunu yapabilir bakın. C şıkkında ben F ile G'nin çarpımını buldum mu buldum. Hocam şuna eşit. İşte burada X yerlerine kaç yaz diyor? 2. Ama bununla uğraşmayacağız biz. Bunu şöyle yaz. Böyle bir şey karşına çıktığında de ki hocam benden F2 istiyor. Araya çarpı koyuyor. G2. Böyle yaparsan çok daha pratik olacak. Anladın mı? O zaman hemen kenarda F2'yi bulalım. F fonksiyonumuz burada. F2. 2'yi yerine yazdım. 3 çarpı 2 eksi 4. 6'dan 4'ü çıkardım 2 yaptı. Bakın F2'nin değeri 2 çarpı ne lazım bir de bana G2. Hemen G'de 2'yi yerine yazıyorum. 2'yi yazdım 2 i̇ki çarpı 2'nin karesi artı 1. 4 2 ile çarptım 8 1 ile topladım 9 oldu. Bakın 2 çarpı 9'dan bunun cevabı kaçmış? 18'miş. Şimdi sonrakinde ne istiyor bak dikkat et. F1 diyor ama bunu kaçla çarp diyor? 3'le çarp. Bak 3 tane F1 diyor burası. Artı burası 2 tane G1 diyor. 2 tane G1 diyor. Hadi bitirelim şimdi. Hemen neyi bul diyor önce? F1'i. F1'i bulalım hemen aşağıda. F1 eşittir 1'i yapıştırdım burada. 3 eksi 4 yaptı. F1 eksi -1'miş. Ne lazım bir de şimdi bize? G1. Hemen kenarda G1'ciğimizi de bulalım. G'de 1 yazdım. 2 çarpı 1'in karesi artı 1. O da 3 yaptı. Yerlerine yerleştirelim. Şu kaçmış? Eksi 1. Şu kaçmış? 3. İşlemimizi yapıyoruz şimdi. Bakın şurası eksi 3 yapıverdi. 3 ile 2'yi çarptım. Burası 6 yapıverdi. Sorumuzun cevabı 3 oldu. Buradaki yaptıklarımızın ne demek olduğunu anladın değil mi? Yani orada artı varsa artı olarak ayır. Eksi varsa eksi olarak ayır. İşi bitir. Kapış. Haydi o zaman yürü bakalım. Şimdi ilerledik 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 bakalım neye geldik şimdi şuna geldik gel bakayım 61 biraz önce anlattım şimdi senden ne istediğine bir bak f artı g'yi istiyor şimdi dedim ki f'i tanımlamış g'yi de tanımlamış biz f ile g'yi işleme sokabilmek için tanım kümelerindeki ortak elemanlara bakacağım f'in tanım kümesini söyle bana 1 2 3 4 bakın f'in tanım kümesi 1 2 3, 4. İlk elemanlar tanım kümesiydi. G'nin tanım kümesi 1, 3 ve 5. Hemen ortak olanlara bakıyorum. Çünkü ortak olanlarda işlem yapabilirim. O zaman 1 ve 3'te işlem yapabileceğim. Neyini istiyor bizden? Toplamasını istiyor. Diyorum ki o zaman F artı G'yi yazıyorum. Kimler için işleme sokabileceğim bunu? 1 için işleme sokabileceğim virgül. Sonra kim için işleme sokabileceğim başka? 3 için işleme sokabileceğim virgül. Tamam mı? Yani şunu yaptım bakın. Burada neyim var? F1'im kaça eşit? 4'e eşit. Burada F3'üm neye eşit? 2'ye. Ortak olanlara bakıyorum sadece. Burada G1'im kaça eşit? 2'ye. G3'üm kaça eşit? G3. O da 3. Bakın. O zaman diyorum ki şimdi ben, ben F artı G... 1'i arıyorum şimdi. F artı G1, 1 için bunun değeri 4'tü. Bunun değeri 2'ydi. Topladım 6. Bak 1 için 6 oldular. 3 için bakıyorum şimdi. Ne lazım bana 3 için? F3 değeriyle G3. Bakın bununki 2, bununki 3 topladım. 3 için de toplamlarının sonucu ne yaptı? 5. 1'e 6, 3'e 5 oldu. 61. sorumuzun cevabı edinli oldu. Ortak olanlardan yürüyoruz tamam mı? tanım kümesinin ortak olanlarını toplayabiliriz. Zaten diğerleri için bak burada mesela f2 3'e eşit. Burada g2 diye bir şey var mı? Yok. Toplayamazsın o zaman. Bu kadar basit mantığı. Evet ilerledim şimdi. Geldim kaça? 62. sorumuza. 62. sorumuza geldik. Bu ne? Bu kaçtı? 61'di evet. Evet geldik 62. sorumuza. Tamam. Hadi sen yap bunu. Anlattığım mantığı kullanarak yap. F'i vermiş, G'yi vermiş olarak verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılı, yukarıdakilerden hangisi F çarpı G'nin elemanıdır diyor. Hemen ortak olanlara bakalım şimdi. Bunda eksi 2 var. Bunda da eksi 2 var. Tanım kümelerine bakıyorum. Şimdi eksi 1 var bunda aşağıdakinde eksi 1 yok. Bunda 1 var. Bunda da 1 var bakın. Başka bunda 2 varken bunda da 2 var başka yok. Şimdi o zaman ben F ile G'nin çarpma işlemini yaparken tanım kümesi eksi 2 olanları çarpacağım. Kavayacağım buraya bir şey. Şimdi tanım kümesinde 1 olanları çarpacağım. Bir de tanım kümesinde 2 olanları çarpacağım. F ile G'yi çarp diyor. Bakın eksi 2 için 2 ile 1'i çarptım 2 yaptı. Tamam. Şimdi 1 için bakıyorum. 1 için bunun sonucu 3'müş. Bunun sonucu 1'miş. 3 ile 1'i çarptım. 1 için 3 yaptı. Son olarak 2 için bu 2 için eksi 2'ye bu 2 için 1'e gitti. 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2. Bakın bizim çarpmamızın 3 tane elemanı var. Bunlar da bunlar. Şimdi eksi 1'e 0 var mı burada? Yok. 2'ye eksi 2 var. Eksi 2'ye 2 diye bir elemanım var mı? Eksi 2 içinde 2 olmuş. Bu da var. Evet 2 ve 3 oldu. 62. sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli. Bu kadar. Ortak elemanlar için işlemlerimizi yaptık. Hadi 63. Şimdi arkadaşlar bakın kolay sorular şimdi buradaki sorular ama ÖSYM e sormuş. Tamam mı? İşlemlerden de bu tarzda sorular gelebilir. Özellikle bu 63, 64, 65, 66. sorulara dikkat edin. Fonksiyonlarda işlemlerden bir tane soru gelebilir. Yani ya değer hesaplama gelir ya buradan gelir. Hadi bakalım o zaman şimdi ne diyor bize fx'i vermiş gx'i de vermiş tamam eşitliğini sağlayan a kaçtır çok basit soru bunun ne demek olduğunu okursan soruyu çözersin ne demek o diyor ki fa'nın diyor iki katı İki tane fa diyor burası sana sonra arada artı var burası ne diyor üç tane diyor ga bunları topladığımda sonuç diyor 25 olmuş diyor. Ne yapacağım şimdi o zaman? FA'yı bulacağım. Hadi FA'yı söyle bana. X yerlerine A yazdım. FA A artı 2 oldu. Tamam. Buranın A artı 2 olduğunu buldum. Başında 2 var. 2 çarpı A artı 2 burası. Artı 3 çarpı GA. Hadi GA'yı söyle. X yerine direkt A'yı yazdım. GA dediğimiz neye eşit oldu? 2A eksi 1. O zaman buraya da... 2A eksi 1 yazdım. İşte bu işlemin sonucu kaçmış? 25'miş. Gerisi trash. Yapıştır geç bakalım. İçeri dağıtıyorum şimdi. Ne geldi buradan? 2A artı 4 geldi. Tamam. 3'ü içeri dağıttım. Buradan ne geldi? Artı 6A eksi 3 geldi. Bu işlemin sonucu kaçmış? 25'miş. 6A ile 2A'yı topladım. 8A yaptı. 4'ün 3'ü gitti. 1 şu biri de eksi olarak bu tarafa attım 24 yaptı. Her iki tarafı a'yı bulabilmek için a'nın önünde ne yazıyorsa ona böldüm 8'e. a dediğimiz 3'e eşit oldu. 63. sorumuzun cevabı Edirne oldu. Tamam mı? Geliyor baka. Vallahi geliyor. Hocam ya böyle soru mu gelir deme. Gelir. Gelir gelir. Tamam mı? Hadi bakalım ilerledim şimdi. Kaçıncı soruydu bu? 62. sorumuzdu. 63. sorumuz nerede? 63. Soru atlamayalım sonra. 63'ü çözmüşüz. Tamam şimdi 64. sorumuza geldik. Bak yine fonksiyonlarda işlem. Kolay da bir soru ha. Bak uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Sonra böyle böyle ifadeler vermiş. F1 bölü g1'i soruyor. Bak ne sorduğunu söyle önce bana. Bu ne demek? Hocam f1 bölü g1 demek. Yani burada ne yapacağım ben? F1'i bulacağım. G1'i bulacağım işi bitireceğim. Peki yukarıdakiler ne demek? Şunun açık halini söyle bana şimdi. Ne demek bu? Bu şuraya yazayım. F1 eksi 2 tane G1 demek. Niye takılmaya başladı bu tablet ya? Eşittir 4. Hemen ikincinin ne olduğunu söyle. O ne demek? 2 tane F1 artı G1 demek. Tamam. Eşittir eksi 7'ymiş. Bak gerisi yok etme şimdi. Şimdi bir tanesinden birini yok edeceğim. Bakın şunun aradaki işaret eksi bunun işareti artıysa aşağıdaki denklemi bir 2 ile genişleteyim. Niye? G1'leri yok edeceğim orada. Bak 2 ile genişlettim bunu. Yeniden yazayım yukarıdaki denklem F1 eksi 2 G1'di. Burası kaça eşitmiş? 4'e. 2 ile genişletilmiş halini yazıyorum şimdi. 4 tane F1 yaptı burası. 2 ile genişlettim artı 2 tane G1 oldu. Burayı da 2 ile çarpınca ne yaptı? Eksi 14. Topladım şimdi. Oh, şunlar uçta gitti. Şimdi bakın 4 tane F1 ile bir tane F1'i topladım. 5 tane F1 yaptı burası eşittir. Bunları da toplayınca eksi 10 oldu. Tamam. Şimdi şunu bir tık yukarı kaldıralım. Güzelce yazabilelim. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 5'e böldüğümüzde karşımıza F1 çıktı. Eksi 10'u 5'e böldük. f 1 kaçmış eksi 2 tamam. Şimdi f 1'i eksi 2 buldum mu? O zaman bu şu denklemde f 1 yerine eksi 2' yazıyorum. Hemen bu eksi 2'yi karşıya artı 2 olarak geçiriyorum. Eksi g 1 eşittir 6 yaptı. 2 2 de varmış, önünde Pardon. Eksi 2, g 1 eşittir 6. Hemen her iki tarafı neye böldüm? Eksi 2'ye böldüm. şunlar götürdü. g 1 dediğimizde neye eşit oldu? Eksi 3. F1. F1'in eksi 2 olduğunu bulmuştum. G1'in eksi 3 olduğunu buldum. Eksiler artıya dönüştü. 2 bölü 3. 64. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Bu kadar basit. Sınavda benzeri geldi. Gerçekten geldi. Hadi ilerleyelim o zaman 65. sorumuza. Yine sınavda çıkan soruların benzerlerinden bir tanesi. Kendin çöz. Kendin çöz ben yapabileceğinden eminim. Şimdi fx fonksiyonunu vermiş bu. gx fonksiyonu da vermiş bu. Bu bilgiyi hemen ayıkla. Bu bilgiyi de ayıkla soru bitecek sonra. Hemen ilk bilgiyi ayıklıyorum. Ne demek bu? Hocam f1 artı g1 demek sol taraf. Neye eşitmiş bu? E g1'e eşitmiş. E şu g1 eksi olarak karşıya attığım zaman burada sıfır kaldı. Bir bilgi çıktı karşıma. F1 kardeşim sen sıfıra eşitmiş. Gördün mü bu kadar basit. Sadece aç orayı ya. Bir, yap. bir yaz bir şeyler yap. Yazmadan çözemezsin soruyu. Oradaki bilgiyi ayıkla. Kılcık ayıklar gibi. Hadi bakalım şimdi buraya gelelim. Burası ne demek söyle bana hemen. Hocam orası da f'in eksi 1 bölü 4 değeri ile arada ne var bakın. Artı g'nin eksi 1 bölü 4 değerinin toplamı demek. E karşıda ne var? F Eksi 1 bölü 4 var. Bakın bu sefer de şunlar götürdü birbirlerini Eksi olarak geçti. Buradan da G eksi 1 bölü 4'ün 0 olduğunu buldum. İki tanecik bilgim çıktı. Bir tanesi F1 0. Bir tanesi de G eksi 1 bölü 4 0. Gerisi çocuk oyuncağı. Şimdi yukarıdaki bilgilerimi kullanıyorum artık. F. F1 0'dı. Hadi kullanalım şimdi. F1'i buluyorum. 1 yazdım yerine. A eksi B yazdı. Sonucu kaçmış buranın? Sıfırmış. Eşitledim sıfıra. O zaman bu karşıya geçti. Demek ki A ile B'miz birbirine eşitmiş. İlk bilgiyi yakaladım. Şimdi bu bilgiyi kullanıyorum. G'nin eksi 1 bölü 4'ü sıfırmış. de X gördüğüm yerlere eksi 1 bölü 4 yazıyorum bakın. X gördüğüm yerlere yazdım. Hadi aşağıda yapalım şimdi. Ne oldu? G'nin eksi 1 bölü 4'ü eşittir. Bakın burası b artı 1 var eksi var başında. Eksi b artı 1 yani b artı 1'i neyle çarptım? Eksi 1 ile çarptım. Bölü altında 4 var bir de artı 1'i var. İşte buranın sonucu kaçmış 0 eşittir 0. Bakın şu eksili olanı karşıya atalım. 1 eşittir b artı 1 bölü 4 yapar. İçler dışlar yaptım. 4 eşittir B artı 1 yaptı. 1'i karşıya çaktığım zaman B dediğimiz ne çıktı? 3. Şimdi A ile B eşitti. O zaman A da 3, B de 3. Çarpımlarını istiyor 9. Sorumuzun cevabı 65. sorumuzun cevabı Ceyhan. Bak çok kolay. Hiç zor bir şey yok. Ayırıyorsun, yapıştırıyorsun gidiyor. Ayırıyorsun, yapıştırıyorsun gidiyor. Yani önceki yaptıklarımızla şimdiki yaptığımız fonksiyonlarda işlemleri birleştiriyoruz. Tamam mı? Haydi bakalım. Can öğrencim benim. Can. Can. 66. sorumuz şimdi. Hadi. Hadi sen çöz. Sen çöz. Öğrendin artık. Şimdi neyi vermiş? Hemen ayrı ayrı yaz burayı. Yaz. F x artı g Eşitmiş neye? 3 x'e. Tamam burası. Şimdi burada aslında bize F4 ile G4 çarpımını istiyor arkadaşlar. Hiç ayırmanıza bile gerek yoktur. Sil. Sil. Sil ya. Niye uzun uzun çözeceğiz ki bunu ya? Sen öyle çözmedin biliyorum ben. Sen yanılmadın. Ben 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 uzattım işi. Şimdi benden ne istiyor? F4 G4'ü istiyor değil mi? O zaman 4 yapmaya çalışalım içlerini. Burada X yerlerine 2 yazalım. Bak X yerine 2 yazdım 6. Şimdi ayır. Ne oldu burası? Ya niye 2 yazdım? Benim kafa kayış koptu ya. Benim kayış koptu ya. Ne lazım bize? F4 ve G4 lazımsa F4 ve G4'ü bulabilmek için burada 4 yazıyorum. Ayır şimdi. Ne oldu? F4 artı G4 karşıya da 4 yazdım. Ne yaptı burası? 12. Tamam. Şimdi buraya gelelim. Bunun da F4 G4'e dönüştürebilmek için. Şimdi X yerlerine ne yazalım? 2. Şimdi ayıralım burayı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın şurası 2 yazınca ne yaptı? 4. F4 oldu burası. Arada eksi var. Orası da G4 oldu. Şimdi biz X yerlerine ne yazmaya devam ediyoruz ama 2. 2'nin karesi 4. Buraya da 2 yazdım. 8 ile 4'ü çarptım. Ne geldi oradan? 32. Eksi 18 ile 2'yi çarptım. 36. 32 eksi 36. Yani ne yaptı burası? Eksi 4 yaptı. Bakın şimdi şurayı silim. Şurayı silim eksi 4 yazayım direkt. Oranın sonucunu bulduk. Oraya eksi 4 yazalım. Bak şimdi yok etme metodu. Topladım Çat. 2 tane F4 kaldı bu tarafta. Karşı tarafı da toplayınca 12 ile eksi 4'ü topladım. 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde F4 dediğimiz ne yaptı? 4. Hemen F4'ün 4 olduğu bilgisini kullanabilmek için şu F4 yerine 4'ü yazdım. Karşıya attım. G4 dediğimizde 12 eksi 4'ten neye eşit oldu? 8. F4'ü de G4'ü buldum. Çarpımlarını istiyor. Çarptım. Sorumuzun cevabı 32'ye eşit oldu. 66. sorumuzun cevabı Ceyhan. Bu kadar. Fonksiyonlarda işlemler dediğimiz burası işte. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, ayır gitsin. Tamam mı? Şimdi geçiyoruz fonksiyonların böyle sizin gıcık olduğunuz kıltırık bir kısmına. Ne kıltırık kısmı? Şimdi fonksiyonların özellikleri var. Ne bu fonksiyonların özellikleri? Birebir. Örten. Çile şimdi onlara geldik. Şimdi dediklerimi çok dikkatli bir şekilde dinlersen çok kolay. Gerçekten çok kolay ama dediklerimi dinlemezsen sıkıntı çekersin. Hadi bakalım şimdi ilerledik ilerledik ilerledik. Şimdi fonksiyonların özelliklerinden ilki bire bir fonksiyon. Bak adı üstünde bire bir bire bir bire bir yani bir eleman bir elemana işlenecek. Şimdi en başlangıçta fonksiyonları anlatırken biz ne demiştik arkadaşlar? Sınıfımız vardı. Burada da mesleklerimiz vardı. Birebir şu. Sınıfın içerisindeki olan üç kişi karşıda bir sürü meslek var bak. Üç kişinin hepsi farklı bir mesleği seçerse biz buna birebir diyoruz. Karşı tarafta açıkta bir şey kalması falan bir şeyi değiştirmiyor. Herkes Farklı bir elemana gidecek. Eğer böyle oluyorsa biz bu fonksiyona nasıl bir fonksiyon diyormuşuz? Bire bir bir fonksiyon diyormuşuz. Bak burada A kümesini vermiş, B kümesini vermiş. A'nın içerisindeki bir A'ya eşlenmiş, 2 B'ye eşlenmiş, 3 C'ye eşlenmiş. Her eleman farklı bir yere eşlenmiş mi? Evet. O zaman biz buna nasıl bir fonksiyon diyoruz? Bire bir fonksiyon diyoruz. Anladın mı? Her eleman Farklı bir elemana eşlenecek. Yani sınıftaki herkes farklı bir meslek seçecek. Tamam mı? Şimdi tabii ki bu kadar şey değil. Burada soruların içlerine değişecek. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Biz bir ifadenin bir kere birebir olabilmesi için önce fonksiyon olması lazım tabii ki. Bakın fonksiyon şartını sağlıyor. Her elemandan bir ok çıkacak. Şimdi biz şimdiye kadar fonksiyon olabilmesi için ilk tanım kümesine bakmıştık, değil mi? işte fonksiyon çeşitlerine bakarken de nasıl eşlenmişler diye bakacağız. Anladın mı? Yani daha çok bu değer kümesiyle daha çok görüntü kümesiyle uğraşacağız. Gel şimdi bak. Şimdi 67. sorumuza bir bakalım hemen. Diyor ki hangileri hangileri diyor bire bir fonksiyondur diyor. Nereden nereye A'dan B'ye. Bak bir tanesini şöyle şekil çizerek göstereyim. Bu A, bu B olsun. Tamam mı? Yazdım. A'nın ne elemanı var? A, B, C. B'nin 1, 2, 3, 4, 5 diye elemanları var. Şimdi birinciye bakıyorum. A kime gitmiş? 3'e. Tamam. B kime gitmiş? 4'e. Tamam. C kime gitmiş? 5'e. Hepsi farklı bir yere gitmiş mi? Gitmiş hocam. 1'e 1'dir babalar gibi. Hemen ikinciye bakalım. İkinci de A da 4'e gitmiş. B de 4'e gitmiş. Bak çizeyim onu da. A, B, C, ne yapmış Buradaki 4 elemanına A'da gitmiş B'de gitmiş bir'e bir şimdi C'nin nereye C de bir'e gitmiş bir'e bir değil Çünkü aynı elemana gidenler olmuş bu bire bir falan değil Üçüncüyü de sen söyle bak a 1'e gitmiş B de bir'e yine aynı yere gitmişler o zaman sadece birinci olan bire birdir 67 sorumuzun cevabı da Adana'dır. Aldı. Hadi bakalım. Bak böyle ya hocam bu nedir? Bu nedir? dediğin şeyleri kolay hale getireceğim senin için. Çok güzel mantıklarını anlatacağım. Güzel güzel ilerle. Şimdi bunu söyledik arkadaşlar. Bir de bizim karşımıza böyle grafikler gelecek. Bu grafiklerin birebir olup olmadığını soracak. Tamam mı? Şimdi grafik sorularında birebir olup olmadığını anlamak çok kolay. Şimdi bir kere ben sana şurada bir tane koordinat sistemi çizeyim. Tamam mı? Önce birebir bir fonksiyon oluşturalım hadi. Şimdi A kümemiz A kümemiz mesela 1 2 3 olsun. Tamam mı? A kümemiz 1 2 3 olsun. Bak mantığını anlatıyorum. B kümemizde işte ne olsun? 1 2 3 4 olsun. Hadi birebir bir fonksiyon oluşturalım. 1 kime eşleyelim? 1'i 1'e eşleyelim. O zaman bak şöyle oluşturdum. 1, bir, 1'e gitti. Şu nokta. Sonra 2'yi 2'ye eşleyelim. 2'yi 2'ye eşleyelim. Bak 2'yi 2'ye eşledim. Şu nokta. 3'ü de 3'e eşleyelim. 3'ü de 3'e eşledim. Bu nokta. Şimdi bak bu fonksiyon 1'e 1'dir. Çünkü her değer başka bir yere gitti. Şimdi bir de birebir olmayan çizeyim hadi. Bunun üstünde birebir olmayan yapayım aynı fonksiyonda. Şuraya grafiğimi çizdim. Şimdi bir bire gitsin yine bakın şöyle kırmızıyla yapayım onu da. Bir bire gitsin. Tamam mı? Biri bire eşledim. Bak biri bire eşledim. Sonra birebir yapmayacağım ya ikiyi de bire eşleyeyim. İki de bire gitti. Bak onu da çizeyim şimdi. X'in iki değeri o da bire gitti. Şurası şu nokta. Sonra 3'ü nereye eşlediğinin önemi yok. 3'ü 4'e götür mesela. 3'ü şöyle 4'e götürdüm. Şimdi birebir olup olmadığını nasıl anlayacağım bunun? Bak şunu yapacağım. Benim sonuçlarım bir ya. 1'e kaç tane değer gitmiş bakın. 1'e 1'den fazla değer gitmiş. O yüzden bu fonksiyon 1'e 1 bir değil. Anladın mı? Ne yapıyorum biliyor musun? Y eksi x eksenine paralel doğrular çizdiğinde birden fazla yerde kesiyorsa fonksiyon birebir değildir. Bak mesela bu fonksiyon birebir değildir. Niye birebir değil? Bakın mesela şurada bir değeri buraya gitmiş ikiye. Bak. Şuradaki mesela eksi 1 olsun burası. Eksi 1 de aynı yere gitmiş. Hatta burada mesela eksi 7 o da eksi 7 2'ye gitmiş. Hepsi 2'ye gitmiş. Olmaz. birebir değildir. Mesela bu fonksiyon bire bir mi? Hayır değil. Bak böyle x eksenine paralel doğrular çizdiğinde birden fazla noktada kesiyorsa birebir değil. Bak niye? Mesela şurada eksi 3 olsun. Burası 2 olsun. Eksi 3 2'ye gitmiş. Burada 2'ye giden bir şey daha var mesela 3 de 2'ye gitmiş. Bu da değil. Hocam birincisi olur mu? O da olmaz. Bak şu doğruyu çizdiğin zaman kaç yerde kesiyor? Sonsuz. İleride buna sabit fonksiyon diyeceğiz. Mesela burası 2 ise bak -1 de 2'ye gitmiş, 1 de 2'ye gitmiş, 2 iki de 2'ye gitmiş. Her şey 2'ye gitmiş. Yani bu fonksiyon şu, sabit fonksiyon. Bakın burası 2 ise İçeride olan her şey ona gitmiş. Herkes aynı mesleği seçmiş yani. O zaman bize grafik forusu sorusu, forusu, grafik forusu geldiğinde birebir mi diye sorarsa yapacağım şey şöyle yatay çizgiler çekmek. O yatay çizgiler bir yerde bile iki tane noktada kesiyorsa fonksiyon birebir dildir diyoruz. O zaman hemen yukarıdaki notuma geldim, okuyorum. Diyoruz ki Grafiği verilen bir fonksiyonun birebir olup olmadığını anlamak için x eksenine paralel hayali doğrular çizilir. Bu doğrular grafiği bir noktada keserse f birebirdir denir. Şimdi o zaman burada birebir bir fonksiyon var mı? Yok. Hangileri birebirdir diyor? Hiçbiri tabii ki. Tamam mı? Hiçbiri. Hocam birebir bir tane grafik çizin derseniz çizerim ha. Mesela birebir fonksiyon şu doğrusal fonksiyonlar mesela birebirdir. Bak. Hayali doğrular atıyorum. Bak hep bir yerde kesiyor görüyor musunuz? Yeşil graf hep bir yerde o zaman bu graf fonksiyon nedir? Bire birdir. Anladın değil mi? Mesela şöyle bir fonksiyon çizerim. Eğrisel. Y eşittir x küp. Bakın y eşittir x küpün grafiğini herkes bilsin. Tamam Y eşittir x küp burada böyle gelir. Burada böyle gider. Y eşittir x küp. Çok çıkacak. İleride fonksiyon uygulamalarında da çok çıkacak. Bakın y eşittir x küpün grafiği hep yine nerede kesiyor? bir yerde kesiyor. Hocam mesela y eşittir x kare paraboller arkadaşlar birebir değildir. Y eşittir x kare. Bakın matiki bilgisiyle birleştiriyorum biraz daha kolay yapabilin diye. Bakın y eşittir x karenin grafiği böyledir. Bu birebir midir? Hayır paraboller r'den r'ye birebir falan değildir. Bak bir sürü şey anlattım. Gördün mü? Hadi şimdi uygulamalarına geçiyoruz. Haydi haydi 68. sorumuzu geçtik 69. soru. Diyor ki diyor ki gerçek sayılarda tanımlı yukarıdaki fonksiyonlardan hangileri birebir fonksiyondur? Şimdi bir kere birebir olup olmadığını anlayabilmek için gerçek sayılarda tanımlı diyor. Gerçek sayılarda tanımlı ne demek? Tanım kümesi de reel sayılar. Değer kümesi de reel sayılar. Yani ben reel sayı vereceğim. Hepsi farklı bir yere gidecek. Şimdi fx eşittir x artı 1 ilki. Hadi bak değer vererek de yapabilirsin. Mantığını kullanarak da yapabilirsin. Şimdi x artı 1. Şöyle yazıyorum. Y eşittir x artı 1. Y demeyelim hadi. Fx eşittir x artı 1. Fx eşittir x artı 1. Şimdi diyor ki bu. Ya sen ne verirsen ver bir fazlasına götüreceğim ben diyor. Mesela sen x'e 0 ver. F 0 ne yapar? 1 yapar. Tamam mı? Bak 0'ı kime eşledi? 1'e eşledi. Şimdi 0'ı 1'e eşledi. Sonucu başka 1 olabilecek bir şey var mı? Yani x artı 1 başka hiçbir şekilde 1 olabilir mi? Olamaz. Mesela x'e 2 değeri ver. O zaman 2 değeri verince f 2 kime gitti bak? 3'e gitti. 1 değeri ver, 1 verince 2'ye gitti bakın. Her eleman başka bir yere gidiyor. Gördünüz mü? Bu birebirdir. Tamam mı? Bu manuel bulma yeri. Bir de grafiksel olarak da anlatacağım. Şimdi g x eşittir x kare. Bakalım 1'e 1 bir mi? Şöyle yapalım hadi. Şimdi ben x'e x'e 1 değerini vereyim. x'e 1 değerini verince 1'in karesi ne yaptı? 1. Peki x'e eksi 1 vereyim bir de. Eksi 1'in karesi oldu. O da ne yaptı? 1. Aynı yere gittiler. Yani x kare fonksiyonunda 1 bir de 1'e gitti. 1 bir de 1'e gitti. O zaman bu 1'e 1 bir değil. Zaten biraz önce anlattım. Paraboller gerçek sayılarda 1'e 1 bir değildi x kare. x küp artı 1. Hadi bunu deneyelim şimdi. Burada x yerlerine 1 yazdım. 1 bir yazdım. 1'in küpü artı 1 yaptı. Eşittir 2. Değil mi? Şimdi sonucu başka şekilde 2 olabilir mi bunun diye soruyorum. Attım. x küp eşittir 1. Olmaz. Bakın x'e 2 değerini verin isterseniz. 2 değerini verdim. 2'nin küpü 8. 1 ile topladım 9. Bak her verdiğim başka bir yere gidiyor. Eksi 1 ver. Eksi 1 verdim. Eksi 1'in kübü eksi 1. 1 ile topladım 0. Bakın hepsi farklı bir yere gidiyor. Bu 1'e 1'dir. Bu da 1'e 1'dir. Yani 1 ve 3 1'e 1'dir. Şimdi sildim üstünü. Ben bu soruyu nasıl çözerim? Birazcık matiki ve grafik bilgisi. Arkadaşlar fonksiyonlarda parabolde marabolde grafik bilgisi çok önemlidir. Bak şimdi. Bir kere bunun adını birazdan göreceğiz doğrusal fonksiyondur. Analitik geometriden de biliyoruz. Bunların grafikleri doğrudur. Y eşittir x artı 1 doğrusu. Şimdi analitikte bunun grafiğini çizebiliyorsan sorunun hemen görürsün. Y eşittir x artı 1. Nasıl çiziyorduk bunun grafiğini? X artı 1. X'e 0 değerini verdiğim zaman y'yi kestiği yeri buldum 1'de. Y'ye 0 değerini verip karşıya attım. X'i nerede kesiyor? Eksi 1. Bakın bunun grafiği bir doğrudur doğruların grafikleri de birebirdir. Bak bunun birebir olduğunu çat diye söylersin. Gx eşittir x kare. En çok kullandığımız parabol bu bizim. En çok kullandığımız parabol. X kare parabolü. Grafiğini düşünürsen çat diye çözersin. Birebir olma şansı var mı? Yok. Bakın çizgilerin birden fazla noktada kesiyor. Şimdi y eşittir x küp artı 1. Bir. Biraz önce y eşittir x kübün grafiğini gösterdim size değil mi? Şimdi fonksiyon uygulamalarında yapacağımız küçük bir bilgiyle yapacağız. Yeşittir x kübün grafiği şöyleydi. Burada böyle geliyor. Burada böyle gidiyor. x küpe 1 eklemiş. Bir ekleyince bunun grafiği bir birim yukarı öteleniyor. Bakın AYT bilgisiyle birleştiriyorum. Hocam daha ben onları bilmiyorum demeyin. Arkadaşlar öğrendiğinizde yine bunlarla birleştirmeyi görmeniz lazım. Tamam mı? Yani bütün konular. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum burada hep çizgilerim yine bir noktada kestiği için bu da bire birdir diyorum. Ama ilk anlattığım yöntemle de yapabilirsiniz. Hatta bir yöntem daha anlatayım bire birlik için. Silim, silim. Şimdi bire bir olması için biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı sayıya iki kez gitmiş mi? Mesela şunu bir sayıya eşitle. Kaça eşitleyim? 9'a. Attım karşıya. Bunun 9 olabilmesi için x eşittir sadece 1 olmalı. Yani sadece 1 9'a gidiyormuş. Mesela bunu 9'a eşitle. X kare 9 sa. X ya artı 3'tür ya eksi 3'tür. Yani bu diyor ki kardeşim ben eksi 3 de 9'a gider. 3 de 9'a gider. Gördün mü? 2 değer gidiyor. Mesela bunu 9'a eşitle. Attım karşıya. X küp eşittir 8. Kübü 8 olan bir tanecik sayı vardır. O da 2'dir. O zaman 2 sadece 8'e gidiyormuş. Yani bir sayıya eşitleyip şunun gibi iki tane değeri çıkıyorsa birebir değildir. Bir tane değeri çıkıyorsa birebir değildir. Arkadaşlar şimdi özür dileyerek bu soruyu geçeceğim. Çünkü bu soru örtenlik sorusu ve bu sorunun aynısını 72. soru olarak koymuşuz. Ben bir dahaki baskıda buraya yeni bir soru koyacağım. Ama... Şimdi bu videoyu şu anda izleyenler bu sorudan mahrum olacaklar. Ama bu yeni soruyu da bu ikinci sonraki baskıda kitabı alanlar bu soruyu kendileri çözecekler. Tamam mı? Kendiniz çözeceksiniz. He kendiniz çözdüğünüzde yapamazsanız söyleyin onu çözeceğim merak etmeyin. Geçtim şimdi 71. soruya. Şimdi 71. sorumuz ne diyor? Ne diyor ne diyor? Şimdi A kümesini vermiş bize. A'dan A'ya Birebir bir fonksiyonmuş F bak çok önemli. Birebir fonksiyonmuş. Buna göre F2, F3, F4'ün toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değeri istiyor. Şöyle yukarı doğru bir kaldır hoca sen bunu. Şöyle çocuklarım bir görsünler. Şunu çizdim. Şunu da çizdim. Şimdi bu fonksiyon nereden nereye tanımlı bir kere? A'dan A'ya. Ne var? 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Burada da yine 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Şimdi şu çok önemli bana. Bu fonksiyon birebirdir diyor. Sonra diyor ki F2, F3, F4 toplamının en büyük yap diyor. O zaman en büyük yapacaksam F2'yi 7'ye yollarım. F3'ü 6'ya yollarım. F4'ü de 5'e yollarım. Niye hepsini ayrı bir yere yolladım? Hocam birebir diyor. O zaman diğerleri de öbürlerine gidecek işte. O zaman buranın en büyük olabilmesi için bunlardan bir tanesi 7. Bir tanesi 6, bir tanesi de 5. Bakın hangisinin hangisine gittiği önemli değil. Önem toplam olduğu için en büyük değeri 18 oldu. Hocam bir de en küçük yap diyor bunu. En küçüğü içinde o zaman birini en küçüğüne, birini buna, birini buna yollamış olurum. Tamam mı? Yani aynı anda yollayamıyoruz. Yani en küçük olacaksa şu ilk durumdaki mavi çizgileri siliyorum en küçük olabilmesi için de birebir olacak şekilde en küçük üç elemana giderler. Yani 1 2, 1 3'e, 1 4'e, 4 7 9 yapar. En büyük ve en küçük değerlerin toplamları 27 oldu. 71. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Anladık mı? Anladık mı? Evet, şimdi 71. sorumuzu geçtik. Şimdi geldik örten fonksiyona. Örten Üşüdüm üstümü örtsene annem diye bir şarkı var biliyor musunuz? Aynı işte. <laughs> i̇şte anne şarkısı gördün mü? Üşüdüm üstünü örtsene annem şarkısının bir evi aynısı burası. Niye? Adı üstünde örten. Nereye örteceğiz? Eğer değer kümesini örtebiliyorsak. Yani değer kümesinde açıkta hiç eleman kalmıyorsa fonksiyona örten fonksiyon diyeceğiz. Evet şurayı bir tık büyüteceğim şöyle önce. Ondan sonra örtenden yürüyeceğiz. Şimdi şu mesleklerden yine örnek vereyim. Şimdi psikopat bir yere denk geldiniz. Ne o psikopat bir yer? Şimdi sınıfı vermiş şöyle sınıfı vermiş. Sınıfın içerisinde üç kişiyiz. Dedi ki kardeşim dedi ben size dedi iki tane veya kaç tane olursa meslek sunuyorum. Ama dedi hepiniz mecbur dedi. Şöyle gideceksiniz. Şimdi bu birebirdir. Burada açıkta eleman kalıyorsa örtebildik mi burayı? Örtemedik. Örtemedik. Örtemediysek bu hali ne değildir? Örten değildir. Şuncu'yu silersem açıkta eleman kaldı mı burada bakın B kümesinde? Kalmadı. İşte buraya örten oldu. Şimdi örten ne demek biliyor musunuz? B kümesinin adı neydi? Değer kümesiydi. Bizim seçtiğimiz Elemanların oluşturduğu kümenin adı neydi? Görüntü kümesiydi. A'nın elemanları işte değer kümesiyle görüntü kümesi birbirlerine eşitse biz örtmüştür diyoruz. Sadece böyle değil bakın. Karşıda şöyle de olabilir. Karşıya bir tanecik meslek koydu. Biz üç kişiyiz. Hepimiz aynı yeri seçtik. Bakın burada açıkta bir eleman kaldı mı B'de? Kalmadı. Örttük orayı. Onun adı nedir? Örten fonksiyondur. O zaman F öyle ki A'dan B'ye. F A eşittir B oluyorsa ne demek bu? Görüntü kümesi değer kümesine eşit oluyorsa bu fonksiyona örten fonksiyondur deriz. Anladık mı? Görüntü kümesi bakın ne yani? A kümesi mesela 1, 2, 3 olsun. Tamam mı? Bir de B kümesi seçiyorum. Bir kere örten olabilmesi için B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısına ya eşit olacak. Bakın eşit olduğu durum şu. 3 eleman onun var, 3 eleman onun var. Ya da küçük olacak. Mesela A ile B küçük seçiyorum. Ne yapacağım şimdi bakın? 1 2 3'ü kime eşleyeceğim A B'ye? Örten olacaksa arkadaşlar bakın şöyle. Var mı açıkta eleman B'de hiç? Yok. İşte örten. Bakın değer kümemde AB benim gittiğim elemanlarda AB değer kümesi görüntü kümesine eşit oldu. Yani değer kümesinde açıkta eleman kalma, kalmamalıdır. Diğer e, bir değişle değer kümesiyle görüntü kümesi birbirine eşit olmalıdır. Şimdi geçtim. Bak burada gösteriyoruz. Diyor ki bakın bu fonksiyona baktım. A'ya gitti. B'ye gitti. C'ye. İleride çok duyacağımız bir kelime birebir ve örten. Bak bu fonksiyon hem önceki şartı sağlıyor. Hem her eleman farklı bir elemana gitti. Hem de B'de açıkta eleman kalmadı. Bu fonksiyonun adı birebir ve örten fonksiyondur. İşte bir fonksiyonun tersine geldiğimizde bir fonksiyonun tersinin olma şartı olacak. Bu çok önemli. Bakın ikinci fonksiyonu incele. 1, 2, 3 var. A, B var. Açıkta eleman kalmış mı? Kalmamış. Bakın bana kümenin değer kümesini söyleyin dersem A, B. Görüntü kümesini söyleyin dersem görüntü FA diye gösteriyorduk. Yani bizim elemanlarımızın gittiği elemanlardı. O da AB. Görüntü kümesiyle değer kümesi eşitse o fonksiyona nasıl fonksiyon diyoruz örten. Hemen ilerledim şimdi. 72. sorumuz. Dikkat et şimdi. Yukarıdaki verilen fonksiyonlardan hangileri örtendir? Şimdi örten fonksiyona bakarken şuraya bakacaksın. Buraya bakacaksın buraya. Çünkü kimi örtmeye çalışıyorum? Ben ikinci kümeyi, değer kümesini örtmeye çalışıyorum. Yani diyeceksin ki, bu değer kümesindeki her elemanım oluşabilir mi diye soracaksın. Şimdi dikkat et. Şimdi bu Z'nin içerisinde neler var? Eksi sonsuzdan geliyor sayılar. İşte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 bunların hepsine benim sonuçlarım gidebilecek mi diye bakıyorsun. Fonksiyonum ne? X'in 4 fazlası. Şimdi ben mesela sonucumu eksi 3 yapabilir miyim diye soruyorum. Evet x'e eksi 7 değerini verirsem bak eksi 3 olur. x'e eksi 6 değerini verirsem 4 fazlası bak buna eşlenir. x'e <laughs> ay ne oldu bana ya Oh, yamuldum. Evet x'e şimdi eksi 5 değerini verirsem eksi 1'e bak. Böyle bunu büyüttüğünde tam sayılar kümesindeki bütün elemanları örtmüş oldum. Bu örten bir fonksiyondur. Şimdi r'den r'ye gx. Şimdi bak. İlki de r, ikinci de r. Burası da r, burası da r. Fonksiyonum ne? x eksi 1. Yani ben ne verirsem 1 eksiğine gidecek. Mesela 2 değerini veriyorum, 1 eksiği olan 1'e gidiyor. 3 değerini veriyorum, 1 eksiği olan 2'ye gidiyor. Var mı? Örtemeyeceğim bir şey var mı? Mesela ne yapmak istiyorsun buradaki sayıyı? 10 bölü 3 yapmak istiyorum. O zaman burada ne vereceksin? 10 bölü 3'ün bir fazlasını vereceksin. Bak yine örtendir. Şimdi sonuncuya bakalım. Sonuncuya dikkat edelim. Şöyle silin bir üstünü şöyle karalamayalım. Şimdi diyor ki doğal sayılar vererek diyor R'yi örtmeye çalış diyor. Şimdi ben sıfır verdim. Sıfır bak fonksiyonda X bölü 2. Şimdi sıfırı kime yolladım bakın. Sıfır sıfır bölü 2 yaptı sıfıra gitti. Şimdi 1 1 bölü 2'ye gitti tamam. Şimdi benim buradaki kümem ne Buradaki R dikkat et. Şimdi R'nin içerisinde mesela kök 2 gibi bir sayı var mıdır? Kök 2'ye ne eşlenecek sence? Doğal sayı vererek hiçbir şeyin sonucunu x bölü 2'nin sonucunu kök 2 yapamam. O zaman buradaki köklü sayıları örtme şansım yok. Mesela buradaki kök yukarıdakinde kök 2'yi nasıl örtecektim? Burada x'e kök 2 artı 1 veririm. Çat çat götürür çünkü reel sayıdan reel sayıya. Ama bu şekilde olmaz. Tamam mı? O zaman bu fonksiyon örten değildir. Örten olanlar hangileriymiş? 1 ve 2'ymiş. Tamam mı? Biraz ayrıntılı bir şekilde düşündüğümüzde görüyoruz. Şimdi 72. sorumuzu geçtik. Şimdi geldik arkadaşlar içine fonksiyona. İçine fonksiyon. Şimdi içine fonksiyonla örten fonksiyon çok benzeşiyorlar birbirlerine. Örtende ne dedik? Üşüdüm üstümü örtsene anne dedim. Burada da açıkta kalacak. Ayağım açıkta kalsın mesela. Tamam mı? Yani üstünü tam olarak örtemiyorsa, yani değer kümesinde açıkta eleman kalıyorsa bu sefer bu fonksiyona nasıl fonksiyon diyeceğiz? İçine fonksiyon. Yani şu mesleklerden örnek vereyim yine. Sınıfımız A, B, C kişileri var. Karşıda da meslekler var işte. Mesela 3 4 tane meslek var. Mesela bu buna gitti. Bu buna gitti. Bu da buna gitti. Eğer değer kümesinde Açıkta en az bir tanecik eleman kalıyorsa bu fonksiyona içine fonksiyon diyoruz. Bakın örtende açıkta hiç eleman kalmayacaktı. Açıkta bir tanecik eleman kalıyorsa buna ne diyoruz arkadaşlar? Örten şey içine fonksiyon diyoruz. Peki tanımı ne? Şimdi şöyle göstereyim. 1, 2, 3 dim buraya. Şimdi şuradaki elemanlara da A, B, C, D dim. Bu küme A kümesi olsun bu kümesi B. Bana kümenin değer kümesini söyle. Değer kümesi kümenin hepsiydi değil mi? Ne var içinde? A, B, C, D var. Peki bir de bana görüntü kümesini söyle F A'yı. ne demekti? Benim elemanlarımın eşlendiği. Kime eşlendi elemanlarım? A'ya, B'ye ve C'ye eşlendi. Bakın bir öncekinde içine fonksiyonda değer kümesiyle görüntü kümesi eşit ise eğer demiştik örtendi. Örten olmayacaksa bakın görüntü, kü şey, görüntü kümesi değer kümesinin neyi olacak? Alt kümesi. Bakın bir ABC bunda da var. ABC bunda da var. Alt kümesi olacak. FA alt küme B olacak. Ama FAB'ye eşit olmayacak. Çünkü FAB'ye eşitse nasıl demiştik bunu arkadaşlar? Örten demiştik. Tamam mı? Mantığı bu. Diyor ki. Yani değer kümesinde açıkta en az bir tanecik eleman kalacak. Hadi bak şimdi şurada örneğimize bakalım. Ne var burada? A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonun tanım kümesi nedir? 1, 2, 3'tür. Değer kümesi A, B, C, D değer kümesidir. Görüntü kümesi benim elemanlarımın eşlendiği elemanlar. A, B, C, D. Şey i̇şte A, B, C. Bakın alt kümesi olduğu için veya burada en az bir eleman açıkta kaldığı için bu fonksiyona içine diyoruz. Aynı zamanda bire birdir de bakın her elemanın bir elemanı eşlendi. Bu fonksiyona da bire bir ve içine fonksiyon diyoruz. Hadi buna bak. Burada mesela hepsi bir yere gitmiş değil mi? Hepsi bir yere gitmiş. Hepsi bir yere gitmiş. Açıkta eleman kalmış mı? Kalmış. Sadece ne fonksiyondur diyoruz buna? İçine fonksiyondur diyoruz. Tamam mı? Anladık mı? Hadi devam edelim. Bunları bitirelim. Güzelce. 73. Hangileri içine fonksiyondur diyor. Yani sonuçlarında içine fonksiyon olup olmadığı için de buraya bakacağım. Bunlara bakacağım. Buralarda açıkta eleman kalıyorsa içine fonksiyon değildir diyeceğim. Şimdi mesela birinciyi inceleyelim. Bu kümemde benim eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0, 1. Bütün elemanlara eşleyebiliyor muyum diye bakayım. Şimdi mesela şurada ne var? fx mutlak değer x eksi 1. Ben mesela x'e 5 değerini vereyim. x'e 5 değerini verdiğimde f5 kaç eşit oldu? Mutlak değer 5, 5. 1 eksi ne yaptı? 4. Bakın burada 4 diye bir eleman var. 5, 4'e eşlendi tamam. Mesela sonucumu 0 yapabilir miyim? Yaparım. x'e 1 değerini verirsem 1 eksi 1, 0 yapar. Peki bu işlemin sonucunu eksi 3 yapabilir miyim mesela? Yani mutlak değer x eksi 1'in sonucu eksi 3 olabilir mi? Atıyorum karşıya. Mutlak değer x eşittir eksi 2 olabilir mi? Olamaz. Yani bu işlemin sonucunu ben şu eksi sayılar yapamayacağım için buraları ne yapamıyorum? Örtemiyorum. Yani örtemediğim için burası içine fonksiyondur. Gördük mü? Şimdi ikinciye bakalım. x kare artı 1. Bu da içine fonksiyon. Dur niye? R'den R'ye diyor. Şimdi bu fonksiyonda ben X'e 0 değerini verdim. F0 kaç yaptı? 1. X'e 1 değerini verdim. F1 ne yaptı? 1 artı 1'den 2. Peki reel sayıların içerisinde eksi sayılar var mı? Var. Ben buranın sonucunu mesela eksi 4 yapabilir miyim? Eksi 4'e eşleyebilir miyim? Hayır. Çünkü x kare sayısı hiçbir zaman eksi 5'e eşit olamaz. Yani bu fonksiyonun sorucu bir şeyin karesinin bir fazlası negatif olamayacağı için reel sayılardaki eksileri örtemez. Bu da içine fonksiyondur. Şimdi ne diyor ki doğal sayılardan reel sayılara diyor. X artı 2 bölü X artı 1. Bak diyor. Doğal sayılarla reel sayıları örtmem bir kere çok zordur. Çünkü doğal sayıların içerisinde 0, 1, 2, 3 diye sayılabilir sayılar var. Rasyonel sayıda irras şey, reel sayıların içerisinde köklü sayılar da var. Ben hiçbir doğal sayıyı burada yerine vererek sonucu kök 2 falan yapamam. Yani bu açıkta kalır. O yüzden bu da içine fonksiyondur. 1 2 3. Yani bunlar da birazcık böyle akıl yürütüyoruz. Ne verirsek ne oluşur? Ne verirsek işte oradaki ikinci kümelere, değer kümelerine çok dikkat ederek soruyu çözmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Şimdi Geçtim 74. sorumuza. Kaç dakika oldu? 54 dakika mı oldu? 54, 71, 2, 3. Ee, neyse bu birebir örtenliği bitirelim, bitirelim. Uzun olsun, bir şey olmaz. Hepsi bir videoda olsun. Şimdi çok önemli şeyler anlatacağım. Yalnız dikkat edin şimdi geldik. 74. sorumuza. Hangileri birebir ve örten fonksiyondur diyor. Çok dikkat et. Şimdi burada püf noktalar vereceğim. Z'den Z'ye diyor. Şimdi Z'den Z'ye birebirlik şartını söylüyorum sana. Bir fonksiyonun Z'den Z'ye birebir olabilmesi için şöyle birinci dereceden fonksiyon olabilmesi için şöyle olması lazım. Fx eşittir. X artı 7 mesela. Veya Fx eşittir. Eksi x artı 4. Şuradaki sabitlerin bir önemi yok. Şu sabitlerin önemi yok. Önemli olan x'in önündeki yazan sayı. Yani x'in kat sayısı ya 1 olacak ya eksi 1 olacak. Neden? Bak şimdi. Tam sayılar kümesi şudur değil mi? İçinde eksi sayılar vardır. Eksi 1, 0, 1 gibi. Şimdi karşı tarafa bak. Şimdi diyor ki mesela 0 değerini verdim burada. 0 değerini verince 0 kime gitti? Eksi 3'e gitti. Şimdi 1 değerini ver. Bir sonraki değeri veriyorum. 1 verdim. 2 eksi üçten eksi 1'e gitti. Bak. Eksi üçten eksi 1'e geçti. Görüyor musun? Yani bunun sonucunu eksi 2 yapma şansın yok. Niye biliyor musun? Şu kat sayı kaçar kaçar büyüyeceğini gösterir bunun. Tam sayılardan tam sayılar ama. Niye? Çünkü ben x'e böyle... 0, 1 gibi değerler veriyorum. Böyle değerler verdiğimde diyor ki bu ben ikişer ikişer büyürüm kardeşim diyor. Yani 1'e eksi 3'e gittiyse öbürü eksi 1'e gidiyor. Öbürü 1'e gidiyor. Yani aradaki sayıları atlar. O zaman burayı örten şansı yok. Bak ne diyorum? Tam sayılardan tam sayılara örten olabilmesi için x'in katsayısı ya 1 ya eksi 1 olacak. Bak mesela bu örtendir tam sayılardan tam sayılara. Niye? Ver tam sayı. Sıfır ver. 0 verdiğin zaman sonucu 7 yapıyor bakın. 1 ver. 1 verdiğin zaman 1 artı 7'den 8. Bak bütün tam sayıları oluşturabiliyorum. 2 ver. 2 artı 7'den ne yapıyor? 9. Bütün tam sayıları yapıyor. Ama bunun önüne 2 yapsaydım buradaki ikişer ikişer büyüyecek de olmayacaktı. Bu da olur. Bu da birer birer küçültüyor aşağıdaki bak. Mesela sıfır değerini verdim. Sıfır verince dört yapıyor. Bir değerini verdim. Bir verince üç yapıyor. İki değerini verdim. iki değerini verince iki yapıyor. O zaman z'den z'ye birinci dereceden bir fonksiyonun örten olabilmesi için x'in katsayısı ya artı bir ya da eksi bir olmalıymış. Bu değil. Tamam mı? Bu mantık çok önemli. Notunu al. Birazdan biz sorunun içerisinde bunu kullanacağız. Tamam mı? Şimdi sildim burayı. Birebir örten dil dedik. Bu geçti. Doğal sayılardan doğal sayılara. Bunu görmen kolay. Doğal sayı ilk elemanım ne? Sıfır. Sıfırı verdim. Sıfırı kime eşledi? Dörde. Bir verdim. Biri kime eşledi? Beşe. Şimdi bakın. Birebirdir. Ama örten değildir. Çünkü bakın buradaki doğal sayılar ya. Burası da doğal sayılar. Burası da doğal sayılar. Doğal sayıların içerisinde burada 0, 1, 2, 3 falan var ya. Bunun sonucunu doğal sayı vererek 0, 1, 2, 3 yapamazsın. 0, 1, 2, 3 yapabilmem için burada x'e eksi 4 vermem lazım. O da tanım kümemde yok. Yani bu fonksiyon bire birdir. Ama şu elemanları örtme şansın olmadığı için örten değildir. X kare. Bunu bire birlikte anlattım zaten. Y eşittir x kare fonksiyonu ne değildi arkadaşlar? Bire bir değildi. Sildim. Y eşittir x küp hem bire birdir hem de örtendir. Niye? Bak şimdi y eşittir x küpün grafiğini düşün. Grafik birebir örtenlikte bize kılavuzdur arkadaşlar. Bak aldım bunun grafiği böyle. Bu oradan da böyle gidiyor. Bak bir kere birebir olduğunu söylemiştik. Örten olduğunu nasıl anlıyorum? Nereyi örtecek? Bütün reel sayıları bak. Bu fonksiyonun değer kümesini bulmayı söylemiştim, anlatmıştım size. Değer kümesi ve görüntü kümesini bulmayı bakın. Eksi sonsuzdan itibaren bütün y değerlerini sonuçlarım ne yapmış oluyor? Almış oluyor. Yani bütün reel sayıları ne yapıyor? Örtüyor. Bu birebir ve örten bir fonksiyondur. Mesela şu 3x artı 1 de R'den R'ye diye söyleseydi o da birebir ve örtendir. Çünkü 3x artı 1 de bir doğrudur. Bakın doğrular da yine birebirdir zaten söyledik. Bakın bütün reel sayıları ne yapıyordur? Örtüyordur. Ama Z'den Z'ye diyorsa kat sayısının 3 olduğunu gördüm bak. Ben 1 verince sonucum 4 yapıyor. 2 verince sonucum 7 yapıyor. Atlı atlıya gidiyor. Örten değildir. Ama birebirdir bire birdir. Çünkü x'e verdiğim her değer için farklı bir değere gidiyor ama örten değildir. Bu sorudaki verdiğim bilgiler birebir ve örtenlik için önemli. Evet unutma. Şimdi unutmayı önce anlattıktan sonra yapalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu fonksiyonların birebir örtenliğine bakacağım. Birebir örtenliğini araştırabilmek için bir kere örtenliğine bakabilmek için şu kümeye bakacaksın. Diyor ki R'yi örtüyor mu kardeşim diyor. Biraz önceki çizdiğim Y eşittir X küpün grafiği işte bu. Bak şimdi bir kere birebir. Birebir olduğunu söyledik zaten bakın. Çizdiğim yatay çizgiler bir yerde geçiyor. Örtenliği için şuna bakacaksın. R'nin üstünü örtmüş mü? Bakalım örtmüş mü? Bakın buradan geliyor. Görüntü kümesine bakıyorum şu anda. Görüntü kümesi şurası bak geliyor. Gördün mü? Neresi görüntü kümesi? Y eksi'nin üstündeki çizdiğim şu çizgiler, bakın eksi sonsuzdan başlıyor. sonuçta bu buraya doğru gidiyor, değil mi? Nereye kadar gidiyor? Artı sonsuza. R örttü. gördün mü? Şimdi indim aşağıdakine. Bire bir ve örten mi? Bir kere bu fonksiyon bire bir değil. Niye? Çizdiklerim birden fazla noktada kesiyor. Bire bir değil. Peki R'den R'ye nedir diye soruyor? Şimdi bizim mesela şurada eksi 7 gibi bir sayımız var. Bu fonksiyonun sonucu eksi 7 olmuş mu? Olmamış. O zaman R'yi örtememiş. O zaman burada içi nedir? Hocam bu fonksiyon kimi örtüyordur diye soru sorarsan bana. Eksi 3 ve daha üstündeki Y'leri almış değerlerim. Bak mesela sonucu 2 olmuş mu? Olmuş. Sonucu 10 olmuş mu? Olmuş. Sonucu eksi 3 olmuş mu? Olmuş. O zaman bu fonksiyonun örten olabilmesi için eksi 3 sonsuz olarak vermesi lazım. Yani bu fonksiyon nereye örtüyor? Eksi 3 sonsuz. Yani şöyle sorarsa örtendir derim. Böyle sorarsa içinedir derim. Tamam mı? Yani örtenliğine örtenliğine bakabilmek için bizim için şuradaki küme önemli. Tamam Evet şimdi o zaman o zaman o zaman o zaman o zaman arkadaşlar hemen yukarıda bir notumuz vardı. Notumuza Gelelim bir okuyalım ondan sonra sorumuza geçelim. Grafiği verilen bir fonksiyonun örten olup olmadığını bulmak için tanım kümesinde x eksenine paralel doğrular çizilir. Tanım kümesinde x eksenine paralel doğrular çizilir. Bu doğrular grafiği en az bir noktada keser ise örtendir diyor. Grafiği kesmediği en az bir nokta varsa içinedir. Bak şurada tekrar söyleyeyim. Aslında şunun üstünü temizleyeyim yukarıdaki notun şeklinde anlatayım. Şimdi benim yaptığım şey aynı aslında. Değer kümemle Reel sayılar. Reel sayıların tamamında hayali çizgilerini düşün. Bu hayali çizgilerin hepsi grafiği kesiyorsa yani hepsinin bir karşılığı vardır. O yüzden nedir arkadaşlar? İçi nedir deriz. İşte örtendir deriz. Mesela bunu araştıralım şimdi. R'den R'ye örten midir diye soruyor şimdi. Şey, şimdi o zaman R'de hayali doğrular çiziyorum bak. X eksene para çizdim. Grafik bunu kesiyor mu bu çizdiğim doğruyu? Çizmiyor. O zaman bu fonksiyon içine fonksiyondur. Hocam nerede içine şey örtendir diye soruyorsan ilk kez kesmeye burada başlıyor bakın. Aha. Bundan daha büyük değerlerde değer aldığı için fonksiyonlarım bunun üstündeki değerlerde nedir diyorum? Örtendir diyorum. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Şimdi geldik. 75. sorumuza. Şöyle 75. soru için şöyle bir tık küçültelim. Kaç tanesi bire bir ve örtendir? Trik var soruda dikkat et. Kaç tanesi birebir ve örtendir? Şimdi bir kere bu fonksiyon bire bir mi diye bakalım birinciye. Birebir olması için şöyle yatay çizgiler çiziyordum. Hep bir yerde kesecekti. Dikkat et. Bakın şunu çizdim. Şunu çizdim. Şimdi bir de şunu çizdim gördük mü? Bak bu fonksiyon birebir değildir. Niye bire bir değil diyor musun? Şimdi bu fonksiyon tam şurada burasının içinde. Bak burasının içi doluymuş. Bak burada da buranın da içi dolu. Birden fazla yerde kesti. Yani nerede içinin dolu olduğuna dikkat et tamam mı? Yani bak hayali çizgileri tam şurada çizdiğimde hem burada kesmiş oldu hem burada kesmiş oldu. Bire bir değildir. Şimdi bu fonksiyon birebir mi ona bakalım. Çiziyorum hayali çizgiyi. Çiziyorum. Bak bütün hayali çizgiler bir yerde kesiyor. Peki örten mi? Örtenlik içinde bu hayali çizgiler grafiği hep kessin diyordu. Bak şu çizgim grafiği kesiyor mu? Kesmiyor. O zaman örten değil. Veya bu fonksiyonu ilk anlattığım yöntemle bak. R'yi örtüyor mu? Bak Görüntü kümeme bakıyorum. Görüntü kümemi şöyle buluyordum. Hatırlıyorsun değil mi? Bak buraya kadar geldim. Buradan sonra görüntü kümem çat diye zıpladı. Yani şu aralıktaki değerleri hiçbir şekilde eşleyemedim. O yüzden bire birdir ama örten değildir. Buna bakalım şimdi üçüncüye. Diyor ki burayı örtsün diyor bak. Burayı örtüyor muyum diye bakıyorum. Eksi biri örtmüşüm. Bak. Örtendir. Ama birebir değildir. Çünkü çizdiğim noktalar kaç yerde kesti? İki yerde. Bize birebir ve örteni soruyor. Örtendir ama birebir değildir. Burada şu yanlış yazılmış arkadaşlar. Şurası eksi iki. Köşeli parantez bir. Yerleri değişik olmuş. Düzeltelim. Şimdi bu birebir örten mi diye bakalım arkadaşlar. Bir kere bakın çizdiğim yatay çizgiler hep grafiği bir yerde kesiyor. Peki şu aralığı örtmüş mü diye bakıyorum şimdi. Örtmüş mü? Kimi örtmesini istiyor? Ya eksi 2 ile bir aralığını örtsün diyor. Bakın buradaki kümeleme bakıyorum. Eksi 2 ile bir aralığının tamamını ne yapmış olduk? Örtmüş olduk. Bire 1 bir ve örten olan sadece budur. Bir tanedir sorumuzun cevabı. Tamam mı? Yani arkadaşlar ilk defa görenler birazcık zorlanıyorlar biliyorum ama. Yani çok da önemli mi? Ya önemsiz demek istemiyorum ama yıllardır böyle sınavda e, mesela bu grafik sorusu önemli. Bu grafik önemli. Birebir örtenliğini grafik çizildikten sonra grafikte bulmayı bil. Ama diğer kısımlarda çok yani ilk videolardaki yaptıklarımız daha önemli. Öyle söyleyeyim ama önemli önemsiz diye bir şey yok. Hadi şimdi 76 ve 77. sorularımızı yapacağız. Bir de 78. sorumuz varmış. Bu üç soruyu yapıp bunları bitiriyoruz. Bu konu burayı bitiriyoruz. Sonra sonraki video zaten çok uzadı. Şimdi diyor ki Z'den Z'ye tanımlı fonksiyon örten olduğuna göre f'a kaçtır. Bak biraz önce anlattım. Eğer Z'den Z'ye bir fonksiyonun sana örten olmasını istediyse ve birinci dereceden bir fonksiyonsa o fx fonksiyonu ya x artı bir şeydir o fonksiyon ya da fx eksi x artı bir şeydir. O bir şey dediğimde 3 gibi 5 gibi sabit sayılar. Niye? Çünkü şu önündeki sayı kadar artı, artış yapmamız gerekir. Yani mesela fx eşittir. Tekrar anlatıyorum. 3x artı 4 fonksiyonu örten falan değildir. Niye? Rez, tam sayılardan tam sayılara. Bir tane tam sayı seçip veriyorum mesela. 1 seçtim. Bir verince yedi yaptı. İki seçtim. İki verince ne yaptı? Bak on. X'in önündeki kadar büyür sonuçlarım. Yani ben değer kümesindeki sekizi ve dokuzu tam sayı vererek oluşturamadım. O zaman buradaki X'in önündeki sayı. Orada X parantezine alırsanız şurayı. Bak X parantezine alırsam burayı. A eksi 3 yapıyor. İşte o x'in önündeki sayımız ya 1 olacak ya da eksi 1 olacak. O zaman diyorum ki oradaki a eksi 3 dediğimiz sayı ya 1'dir. Bakın x'in önündeki iki tane x'li olduğu için x parantezine aldım burayı. Niye böyle yaptınız demeyin. x parantezine aldım. İlkinden a, a geldik için eksi 3. Yani x'in kat sayısı orada şöyle oldu. Şöyle bir şey oldu. x'in kat sayısı a eksi 3 oldu. a eksi 3 1 ise a eşittir 4. Veya a eksi 3 eşittir eksi 1'dir dedim. karşı aldım. A eşittir 2. Tamam. Şimdi o zaman bunun için fx fonksiyonu şu oldu. Bunun için a'yı kaç seçmiş oldum? 4. a yerine 4 yazdığım zaman burası x artı a yerine 4 yazdım 11 oldu bu x. Şurası x artı 11 oldu. Şimdi burası için a2 için fx fonksiyonu bakın a yerine 2 yazdığınızı düşünün şurada. Şunun üstünü bir sileyim. Şurada a yerinize 2 yazdığınızı düşünün. 2x eksi 3 xten ne geldi? Eksi x. a yerine 2 yazdım. Artı 9. Bakın. Bu da şimdi örten fonksiyondur. Bu da örten. Sana diyor ki f a'nın alabileceği en küçük değer. Şimdi en küçük şunun için olacak bakın. Şimdi f a'yı istiyor. a'nın 4 olduğunu biliyordum bunun için. Yani f 4'ü istiyor burada. 4 artı 11'den bunun için 15 yapar. Bunun için a 2 idi. F2'yi hesapla diyor. 2'yi yerine yazdığım zaman burası da ne yaptı? 7. 1 15, 1 7 oldu. Küçük olanını istiyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Bu net bir şekilde bilgi sorusu. Z'den Z'ye örten olmasını istiyorsa arkadaşlar oradaki X'in kat sayısını ya 1 ya eksi 1 yapacaksın. Bu bilgiyi bilmiyorsan bu soruyu çözme şansın yok. 77 de yine aynı soru. Bir tık büyüteyim şurayı hadi. Bir tık büyüteyim. Aynı sorunun küçük bir şey hali. Şimdi diyor ki bu fonksiyon birebir ve örtendir diyor. İyi analiz yapmamız gereken bir şey yine. Şimdi bakın burada bir ikinci dereceden fonksiyon var. Sonra birinci dereceden var. Şimdi ikinci dereceden fonksiyonsa bu yine küçük parabol bilgisiyle birleştirelim. İkinci dereceden fonksiyonların birebir olma şansı yoktu. Yani x kare varsa Birebir r'den r'ye birebir olma şansı yok. O zaman bu fonksiyondaki x kareli ifadenin olmaması lazım. Bunu yok etmelisin. Bunu yok edebilmesi için aya ne değerini veriyorum? Eksi 3. Aya eksi 3 değerini verdim. E F x eşittir. Burası yok oldu. Aya eksi 3 verince bu fonksiyon karşımıza çıktı. Şimdi 4x ne yaptı arkadaşlar? Eksi 3 ile 2'yi topladım. Eksi 1. Bu fonksiyon buymuş. Şimdi artık birebir ve örtendir bu fonksiyon. R'den R'ye. F A'yı istiyor şimdi benden. A'yı eksi 3 seçmiştim. Yani F eksi 3'ü bul diyor. Eksi 3'ü yerine yazdım. 4 çarpı eksi 3. Eksi 1. Eksi 12. Eksi 1. Eksi 13 oldu sorumuzun cevabı Adana. Arkadaşlar 76 ve 77. soru net bir şekilde bilgi isteyen yani çok kolay olmayan bilmeyen için zor sorular. Şimdi 78. soru sınavda benzeri soruldu. Dikkat et. Sınavda benzeri soruldu. Bir parçalı fonksiyonun diyor ki R'den A'ya tanımlı. Yani değer kümesini A olarak vermiş. Fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre A nedir diyor. Şimdi örten olabilmesi için bizim değer kümemizle görüntü kümemiz bakın R tanım kümesi olduğu için F, R'nin birbirine eşit olmasını istiyor. Şimdi basit bir anlatım yapacağım. Şimdi fonksiyon uygulamalarına geldiğimizde parçalı fonksiyonların grafiklerini çizdiğinizde çok daha rahat edeceksiniz. Şimdi bir kere şuna bakalım. Şurayı bir görme tamam mı? Şu sarıyla taradığımı bir görme. Fonksiyonu şurası gibi düşün önce. Şimdi diyor ki x 2'den büyükken diyor bunu kullanacağım ben diyor. Şimdi x eşittir 2 için 2'yi yerine yazdım. Kaç yaptı burası? 4. Sonra 2'den büyük değerler diyor ya. Büyüterek götürelim hadi. Ne verebilirim 2'den büyük? 3. 3 verdiğim zaman 3 ile 2'yi topladım 5. Sonra 4 değerini verdiğim zaman 6. Bak. Benim sonuçlarım burası için 4 ve 4'ten büyük sonuçlarmış. Böyle nereye kadar gidiyor? Sonsuza. Yani benim görüntü kümemin içerisinde, görüntü kümemin içerisinde, sonuçlarımın içerisinde bu 4'ten sonsuza kadar olan bütün sayılar var. Şimdi yukarıyı inceleyeceğim. Şimdi sorularda hocam ikiye eşitlik yok ikiye niye kullandık diye sormayın bir kere. Her zaman bunları kullanacaksınız. İkiyi yazıyorum. İkiyi yerine yazdım. Altının ikisi gitti dört. Ama dörde eşitlik koymayacağım. Aşağıdakinde dörde ne var? Eşitlik var. Aradaki fark bu bakın. Her zaman sınırları kullanıyorum. Ama eşitlik yoksa sınırı bulduğuma eşitlik koymuyorum. Tamam. Şimdi 2'den küçükler için bunu kullan diyor ya bir de 1 verelim. 1 verdim. 6 eksi 1 ne yaptı? 5. 0 verelim. 0 verince 6. Bak bu da büyüyerek gidiyor. Nereye kadar büyüyerek gidiyor? Sonsuza kadar. Şimdi o zaman burası içinde 4, 5, 6, 7, 8 sayıları örtülüyor. Bakın şimdi Buradaki elemanlarım 2'den büyük olanlar mesela 2 4'ü örttü. 3 5'i örttü. İşte bu bunu örttü. Şimdi 2'den küçük olanlar da 2'den küçük olan mesela 1 0 1 kimi örtüyor arkadaşlar? 1 dediğimiz neyi örtüyor? 5'i örtüyor bakın. 1 5'i örtüyor. 0 bunu örtüyor. Bakın örtülmeyen şuradaki Örtülenler buralar. Dörtten küçük bir yere gitme şansım var mı? Yok. Yani benim sonuçlarım en küçük dört olmuş. O zaman bu fonksiyon nereye örtmüş? Köşeli parantez dörtle sonsuzu örtmüş. O zaman örten bir fonksiyon olacaksa benim şuradaki değer kümem A kümem dörtle sonsuz aralığı olacak. Hocam dörde niye eşitlik koyduk? Dörtte tamam bunda eşitlik yok ama bunda eşitlik var. Bir tanesinde olduğu için onu aldım. Bu değer kümem. Sınavda sordular. Daha AYT'ye yakın bir soru ama arkadaşlar AYT'de de karşınıza, TYT'de de karşınıza gelebilir. Evet 1 saat 14 dakikalık bir video olmuş. Ama ee, verimli bir video olmuştur diye şey yapıyorum ama şunu istiyorum sizden. Yani yeni fonksiyon dinleyenler bu kısımları çok anlamıyorlar. Bunu biliyorum. Yılların tecrübesi var. Moralinizi bozmayın. Bundan sonra işlerimiz yine kolaylaşacak tekrar. Ya buraları anlamadım hocam. Ya dinle. Anlamaya çalış. Güzelce anlamaya çalış. Sonra anlamadıysan bunu bir iki hafta sonra veya fonksiyon uygulamalarını dinledikten sonra bu bölümleri tekrar dinleyebilirsin. Yani AYT kısmıyla burayı birleştirdiğinde soruları daha rahat çözeceksin. TYT bilgisiyle de çözebiliyoruz ama AYT'deki parabolü gördükten sonra fonksiyon uygulamalarını falan gördükten sonra birebirlik, örtenlik, grafik bilgilerine daha hakim olduğumuzda daha rahat olan bir kısım. Moralini bozma yani tamam mı? Şu anda gardı düşenler var biliyorum. Sakın gardını yükselt kolay kısma geri dönüyoruz. Yani bu kısmı şu anda öğrenememen, tam anlamıyla öğrenememen çok bir şey kaybettirmeyecek sana ama tekrar söylüyorum. Parabol ve şeyleri dinledikten sonra bu kısma küçük bir dönüş yapabilirsin. Tamam mı? Selim Hoca seni çok sever. Selim Hoca çalışanı da sever, çalışmayanı. Çak çak. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.